Bizimle birlikte dünyanın en keyifli rotalarını keşfetmeye var mısınız? Biz iki seyahat tutkuna aşık, içimizdeki keşfetme arzusunu daha fazla bastıramadık. İstifa ettik, evimizi kapattık, düştük yollara. Keyifliyim dediğimiz anları biriktirmek üzere dünyanın farklı köşelerini keşfettik. Bu keyifli maceralara sizi de ortak etmeye geliyoruz. Miray ve Tolga ile Rota Haber Global'de. Unutmayın, dünya bizim, dünya hepimizin. Nobel ödüllü ünlü Fransız yazar André Gide'nin de dediği gibi kıyı gözden kaybetmeye cesaret edemedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez. Miray ve Tolga Rota'da bu hafta sizleri yepyeni okyanuslara, okyanusların ötesine götürüyoruz. Dünyanın en büyük gemilerinden birinin üzerindeyiz ve muhteşem bir maceraya hazırlanıyoruz. Size dünyanın diğer ucunda Karayipler'de kruz gemisine seyahat etmek nasıl bir şey, bunu anlatacağız. Kruzda neler var, ne gibi aktiviteler var, kruz tatili kimlere hitap ediyor, bunları göstermeye çalışacağız. Saçlarımı rüzgara kaptırdım, kendimi bıraktım ve eğer hazırsanız beklentilerinizin de ötesinde bir kruz gemisi macerasına sizi de ortak etmek istiyoruz. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Yaklaşık 10 saatlik yolculukla bizi Karayipler'e götürecek gemimizle buluşmak için Miami'ye varıyoruz. Miami'de keyifli bir gün geçirdikten sonra kruz gemimize binmek için limana doğru gidiyoruz. Miami, hızla büyüyen kruz turizminin adeta merkezi. Gemi maceramız başlıyor. Limana geldik, portta durduğumuz. Gemiye binmeye çok az kaldı. Havaalanında olduğu gibi gemilere binerken de önce valizlerinizi bırakıp check-in yapıyorsunuz. Daha sonra da odanıza doğru yol alıyorsunuz. Biz de şu anda valizlerimizi etiketleyeceğiz ve gemiye doğru, içeriye doğru devam edeceğiz. O zaman hadi gel bırakalım valizleri. Heyecanlıyım, heyecanlı. Yanlış kat yazmışım, 9 yerine 8 yazmışım. Ya bu başka bir yere gitse? Çünkü her katta aynı oda numarasından var. 8. katta da 716 var, 9. katta da var. Heyecandan yanlış yapabiliyorum yani. Yapacak bir şey yok. Neyse, bavullarımız şimdilik burada. Biz gemiye doğru gidiyoruz. Terminalin içerisine girdik. Böyle burası da sizi havalimanına andırmıyor mu? Aynı check-in kontuarları. Birebir aynısı işte. Arkamda gördüğünüz yerlere şimdi gideceğiz. Pasaportumuzu oraya vereceğiz. Bir de böyle bir isterseniz cep telefonundan gösterebileceğiniz, isterseniz yanınızda çıktısını alıp getirebileceğiniz, sizin bilgilerinizin, yaptığınız rezervasyonun bilgileri yer aldığı dokümanları da teslim edeceğiz. Ve sonra içeri doğru geçeceğiz. Orada bizim bir fotoğrafımız çekilecek biraz sonra Tolga ile ikimizin. Orada güzel, keyifli bir poz vermeyi düşünüyorum. Çünkü gemiye iniş çıkışlarda geminin her yerinde kartımı nerede gösterirsem göstereyim, beni o fotoğraftan tanıyacaklar. Haliyle biraz böyle süslü püslü güzel çıkmak istedim. Makyajımı yaptım, ben hazırım, hadi gidelim.
biraz sıcaktır Karayipler'de. Ve gemiye körükten geçip biniyoruz. Evet, burası şu an karayla son temasımız diyebiliriz aslında. 16 katlı, 17 katlı devasa gemimize buradan biniyoruz. O kadar büyük bir gemi ki içeri girdiğinizde başınız dönecek. Gemideki en önemli konulardan biri hijyen. Her yerde bu el temizleme jellerinden göreceğiz. Her seferinde de kullanmakta fayda var. Düşünsenize 6000 kişilik bir gemi. Bir hafta boyunca yüzen şehirde evimiz olacak, odamıza gidiyoruz. Welcome aboard. Odanıza geldiğiniz zaman kapının anahtarı üzerinde bulunuyor. Buradan direkt alıyorsunuz. Böyle bir zarf var. Miami'de Fort Lauderdale'de terminalde bıraktığımız bavullarımız gelmiş. Şu anda odamızın önünde bizi bekliyor. Birazdan size Miray odamızı anlatacak, kabinimizi anlatacak. Okyanus manzaralı balkonlu bir kabindeyiz. Miray'cığım. Hoş geldiniz. Buyurun, sizi Miray'a bırakıyorum. Tolga valizleri anlattıysa gelin ben de sizi biraz odayı gezdireyim. Gemilerinde birkaç farklı oda tipi oluyor. İç kabinler, dış kabinler, balkonlar, süitler derken hangisini seçeyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Geldiğinizde şöyle rahat oturabileceğiniz bir koltuk, karşısında da tuvalet aynası var. Burada güzel böyle bir ışıkla makyajınızı yapıp akşamları hazırlanabiliyorsunuz. Ve hemen yatağın ardında da okyanusa açılan güzel, keyifli bir manzara bizi karşılıyor. Geminin içindeki onlarca aktivitenin yerini ve saatini öğrenmek için çok kolay bir yol var. Telefonunuza indireceğiniz ücretsiz uygulamayla gitmek istediğiniz etkinliklerin planını oluşturabilirsiniz. Ayrıca geminin belli yerlerindeki büyük ekranlarda da bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi biraz da gemide alışveriş nasıl yapılıyor ondan bahsedelim. Bu elimdeki kart SeaPass. Aslında sadece bir gemi kartı değil, aynı zamanda gemideki her şeyiniz. Alışverişinizi bununla yapıyorsunuz, bütün kurslara bununla katılıyorsunuz, ödemelerinizi bununla yapıyorsunuz. Bir de gemiden indiğinizde bu kart aslında sizin kimliğiniz oluyor, pasaportunuz oluyor. İnerken ayrıca pasaport almanız gerekmiyor. Bütün işlemleri bununla yapıyorsunuz. Şu anda 5. katındayız. Burası tam ortası, Royal Promenade. Burada neler mi var? Burada restoranlar var, kafeler var, dünyaca ünlü mağazalar, duty free yani vergisiz alışveriş var. Aynı zamanda hatta dünyaca ünlü bir kahve zinciri bile var burada. O kadar büyük bir yer ki böyle geldiğiniz zaman büyüleniyorsunuz. Bir yandan da diyorsunuz ki ben neredeyim, wow ve burası neresi diye böyle bir his uyandırıyor sizde. Tolga, o zaman gemiyi buradan keşfetmeye başlayalım. 5. kattan başlıyoruz. Gemiyi keşfedeceğiz, gemide kaybolacağız. Hadi. Hadi. Gemimiz o kadar büyük ki içinde bir de devasa bir açık park bulunuyor. Ama burası Allure of the Seas'in içindeki Central Park. Tadam! Geminin tam 8. katındaki bu parkta elinize kahvenizi alıp böyle parkta bir keyifle yürüyüş yapabilir,
parkın içerisindeki o lüks ünlü mağazalardan alışverişlere çok da uygun fiyatlara yapabilir. Ya da yine aynı parkta bulunan restoranlarda keyifli akşam yemeği yiyebilirsiniz. Geldik Miray ve Tolga Rato bölümlerinin olmazsa olmazı kısma. Sosyal medyadan bize sorduğunuz soruların cevaplarını şimdi böyle hızlıca vermeye çalışacağız. Tolga, ben diyorum ki bu sefer farklı bir formatta ilerleyelim. Tamam. Ben sana 3 soru sorayım, sen bana 3 soru sor ve aklımıza gelen ilk cevapları tak 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 sıralayıp verelim. Çalıştığım yerlerden mi çıkacak? Bakalım, soracağım. Daha önce sormadım sana. Kuruyorsa çalıştığım yerlerden, hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım, sor. Başlıyoruz. 1. Cruise seyahati kimlere hitap ediyor? 2 yaşında bir çocuğum var, onunla da gelsem olur mu? Bence cruise herkese hitap ediyor. Çünkü ne arıyorsan onu bulabiliyorsun. Yani emekli bir insan da buraya geldi, çocuklu bir aile buraya geldi ya da bir balayı çifti buraya geldi, bence gayet eğlenebilir. Hatta biz daha dün şunu konuştuk, kalabalık bir arkadaş grubuyla gelirseniz de bayağı yapacak aktivite var. Dolayısıyla aslında ne arıyorsan onu bulabilirsin. O yüzden herkese hitap ediyor diyebiliriz. Peki Tolga, diğer soru şu, gemide hangi aktiviteler var? Ben gemide acaba sıkılır mıyım diye soruyorlar. Gemide sıkılmak için bence kabinden çıkmasanız bile sıkılmazsınız ama hani gemide çok fazla aktivite var. Sporla ilgili birisiyseniz yapacağınız onlarca aktivite var. Onun haricinde sürekli bir kurs var, eğitim var, yemek kursu var, dans kursu var. O yüzden yapacağınız birçok aktivite var. Kendinize geliştirirsiniz bir yandan. Bir yandan da yemek yemeyi seviyorsanız onlarca restoran var. Dolayısıyla yapacak bir sürü şey var. Bir de gemi karaya yanaştığında, adaya yanaştığında zaten gittiğiniz yerleri gezeceğiniz için bence sıkılmak için bir hayli kendinizi zorlamanız lazım. Mümkün değil sıkılmak. Ben de şöyle düşünüyorum. Gelmeden önce tabii bizim de ilk kruz seyahatimizden aklımıza sorular vardı. Onlar da bunlara çok benzerdi. Kruzda sıkılmayı bırakın. O kadar çok aktivite var ki hangi birini nasıl yetişeceğim diye şaşırıyorsunuz. O yüzden de iyi bir plan yapmak gerekiyor. Zaman yetmiyor yani baktığınızda. Bu arada bu bizim 7. kruzumuz galiba. Yanlış söylemiyorsam eğer. 7. kruzumuz, hala her geldiğimizde yeni bir şey bulabiliyoruz. Yapmadığımız, deneyimlemediğimiz bir sürü şey olabiliyor. Sence neden kruz seyahati? Aklına gelen kruz seyahatiyle ilgili ilk sebep neden kruza gitmeliyim? Bence en temel şeyi, muhteşem yüzen bir geminin, bir otelin içerisinde kısa sürede harika yerler keşfediyorsunuz. Daha sonra en beğendiklerinize daha uzun uzun gidebileceğiniz planlar yapabiliyorsunuz. En temel sebebi bence bu. Bence bavul aç kafa derdi yok. En güzeli bu değil mi? Koyuyorsun bavulu tek sefer. Tek seferde bavulu yerleştiriyorsun dolaba, ondan sonra her gün oradan al giyin mis gibi. Şimdi de benden bire iki tane soru. Miray'cığım, bu gemi sallanıyor mu? Geminin sallanması tamamen şunlara bağlı. Önce oradan gireyim. Çok şiddetli bir rüzgar varsa ya da büyük dalgalar varsa o zaman ve siz o dalgaların ortasındaysanız gemi sallanır. Ama bizim daha önce geçen yıl kaptanla yaptığımız röportajda da ona bu soruyu sorduğumuzda bize demişti ki 3 hafta önceden ne tarafta olabileceğini görüyor aslında. Rüzgarın nereden estiğini görüyor. Ona göre rota belirlenebiliyor. Bunun dışında gemide gerçekten sağlam bir böyle süspansiyon sistemi var. Ve siz geminin ortasındayken suda, okyanusta olduğunuzu bile hissetmiyorsunuz. Hatta yani seyahatinizin çok büyük kısmında gerçekten gemide olduğunuzu unutuyorsunuz. Şu anda hiçbir sallantı yok. Gayet stabil bir şekilde gidebiliyoruz. Gemide sallanmıyoruz. Şaka bir yana, gerçekten çok şiddetli bir sallantı yok, zaten hissetmiyorsunuz. Hissetmiyorsunuz. Ve bir diğer soru, biz Türklerin çok merak ettiği bir konu. Biz biliyorsunuz yemek yemeyi severiz. Çok. Gemide yemekler nasıl? Herkes aradığını bulur mu? Gemide ne arıyorsanız bulabilirsiniz. Vegansanız, vejetaryansanız ona uygun yiyecekler de var. Yok efendim ben şöyle bir hafta et yemeden yapamam diyorsanız et restoranları var. Sushi var, İtalyan mutfağı var, ne ararsanız var. En sevdiğin hangisi senin? Hamburgerci. Özel bir akşam. O yüzden de şık giymemiz gerekiyordu. Herkesin aklında kruz gemisine gelirken nasıl bir bavul yapmalıyım, neler giymeliyim diye böyle sorular dönüp duruyor. Biz de onlara birazcık cevap vermek istedik bu akşam. Özellikle de bu akşam istedik. Çünkü kruz gemisinde iki tane farklı gala akşamı oluyor. Bunlardan biri kaptanın gecesi, yani bu akşam. Bizim de kaptanımız Ron bizi geminin 5. katındaki böyle ortadaki büyük alanda bizi karşılıyor. Onunla karşılaşmak için de herkes şıkır şıkır giyiniyor. Onun dışında bir de son akşam ya da sondan bir önceki akşam gibi bir tane gala gecesi oluyor. Onda da yine ya beyaz gece oluyor ya da yine böyle şık şık giyindiğiniz bir akşam oluyor. O da veda akşamı oluyor. Yani iki tane özel akşam var diye böyle totalde düşünebiliriz. O yüzden şık giyindiğiniz Olga, teşekkür ederim.
Kaptanın gecesine en özel şekilde hazırlandık. Size ışıl ışıl olan gemiyi ve özel bir sistemle yükselip alçalan platformu göstermek istedik. Bu iki özel akşamın dışında diğer akşamlar için de yine böyle kibar kibar birkaç kıyafet getirmenizde fayda var. Peki bavula başka neler koyacaksınız? Bir mayo koymanızı tavsiye ederiz çünkü su üzerine bir sürü aktivite yapıyorsunuz. Onun dışında da herhangi bir şey unutursanız hiç merak etmeyin, gemide alışveriş yapabileceğiniz bir sürü yer var. Gemide bir sürü farklı alternatif yiyecek var. Yani siz hangi çeşit damak tadına sahipseniz ona uygun mutlaka bir şeyler bulabilirsiniz. Ama akşam yemekleri gemide biraz daha özel, özenli olan yemekler. Çok güzel bir sistem oturtmuşlar. Giriş kartınızın üzerinde hangi gün, saat kaçta, nerede yemek yiyeceğiniz yazıyor. Her gün akşam belli saatlerde, belli oturumlarda o güzel sisteme göre gidiyorsunuz ve aynı yerde, aynı masada yemeğinizi yiyorsunuz. Alakart bir menüden seçiyorsunuz. Yani akşam yemekleri böyle biraz daha özenli. Ama derseniz ki ben böyle işte ne bileyim eşime bir sürpriz yapayım, şöyle güzel bir yemeğe götüreyim. Değil mi? Böyle bir isteğiniz olursa da 23 tane farklı restoran var. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Geminin içinde Mamma Mia, Cats gibi dünyaca ünlü Broadway müzikalleri, tiyatrolar, onlarca metre yükseklikte tramplenden atlayanlar ve akrobatik su şovları gibi bir sürü aktivite var. Bizce gemi yolculuğunun en ayrıcalıklı yanlarından biri Karayipler'de seyrederken bir yandan da birçok keyifli aktiviteye katılma imkanınızın olması. Başında bizi izleyen sevgili tatlı izleyicilerimiz, şimdi gözlerinizi kapatın, kendinizi denizlerin cazibesi olan gemimize bırakın. Yüzen bir şehirdesiniz, yüzen lüks bir otelde de düşünebilirsiniz. Etrafınızda her şey ışıl ışıl ve sonra okyanusun ortasındasınız. Bir sabah uyanıyorsunuz, odanızın kapısını aralıyorsunuz ve bu muhteşem manzaraya kendinizi bırakıyorsunuz. O kadar güzel anlattın ki yani bekleyemeyeceğim, şu an kahvaltı yetmeye başlayacağım. Şu an St. Thomas Adası'na doğru gidiyoruz. Uyandığımızda bu güzel kahvaltı bizi karşıladı. Gemide yapılacak onlarca aktivite var ama bizim en çok keyif aldığımız aktivitelerden yapılacak şeylerden bir tanesi bu kahvaltı oldu. Evet, sabahları odanıza bu arada ücretsiz olarak kahvaltı sipariş edebiliyorsunuz ve balkonda okyanusun keyfine vara vara bu keyifli kahvaltıyı yapıyorsunuz. Sin palabras y sin hablar. Ahora muero lentamente recordando tus besos. Ahora un dolor profundo en mi alma. Gemimizin belli katlarına koşu parkurları yer alıyor. Biz de sabah koşumuzdan sonra spor salonuna geliyoruz. Sakince keyifle sporumu yapmak istiyorum diyenler için masa tenisi veya mini golf ve adrenalin sevenler için de zipline alternatif arasında. Hakan
daha fazlasını isterim diyenler için de basketbol, futbol ve surf simülatörleri bu kocaman geminin üzerinde yer alıyor. Şu anda dünyanın en büyük kruz gemilerinden birine tırmanıyoruz. Gayret. Tamam mısın? Kendi vücudundasın. Yes! Her seferinde bir adım daha yukarı. Miami'den sonra Karayipleri geçerek ilk kez karaya ayak bastığımız St. Thomas'a geliyoruz. St. Thomas'ın renkli sokaklarında gezintiye çıkıyor, yerel müzikler eşliğinde eğleniyor ve St. Thomas'la arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte St. Thomas'la ilgili çok daha ayrıntılı bir bölümümüz geliyor. St. Thomas'ta neler yapılır, nerelere gidilir, işte hepsi yeni bölümümüzde sizlerle birlikte olacak. Muhteşem manzaraların ve dünyaca ünlü Megan Bay plajının yer aldığı St. Thomas'ı keşfettikten sonra gemiye geri dönüyoruz. Keyifli kısımlarından birine. Bugün kaptanımızı da yanımıza aldık. Ona birkaç soru yönelteceğiz şimdi. Kaptan yanımızda. Daha önceki kuru seyahatlerimizden bir tanesi kendisiyle buluşma şansımız olmuştu. Bugün çok şanslıyız çünkü seyahatten yeni geldi ve onu hemen yakaladık. Thank you captain for hosting us. You're welcome. For inviting us. Nice to have you back on board. Yeah, thank you very much. Nice to see you again. Our first question is, can you tell us about the itinerary of this cruise tour? What will happen in these 10 days of a cruise ship? Which island is your favorite one? Okay, well, we're on several different itineraries. We run Eastern and Western Caribbean. We take every port from St. Kitts, St. Martin, St. Thomas, San Juan, Labadee, and Haiti. We do Nassau, we do Coquelicot in the Bahamas. That's all part of our Eastern run. And then the Western run can include Labadee, it can include Falmouth, Jamaica, Cozumel, Costa Maya in Mexico, and as much as Roatan. We know that you are a captain of a cargo ship, I think, a big cargo ship. On cargo ships, I worked on cargo ships. What is the difference of the cargo ship? How is this? It's a different job. I mean, navigation and safety is still my primary job. The safety of all the people on board, the safety of the ship, the guest experience, something as small as making sure that it's not too rough to do the water show, the aqua theater, the ocean area. Yeah. And when we do the ocean area, it has to be absolutely, there can't be any movement in the water. It's so, another responsibility for you also, right? Well, yeah, because then on the bridge, you know, we take it, we'll turn the ship a bit and slow her down sometimes and give it so that it's the best possible weather we can give it the best possible movement. For that, for the stage shows, all the entertainment shows, ocean, Mamma Mia, all of these, Blue Planet, all of these things, we have to make sure that the entertainers and the athletes. So you change your route maybe for the well, show we change, sometimes. Yeah, we'll change direction. Really? Yeah, you change direction just because but you don't it feel well. It. Yeah, it's so slight. Wow. Yeah, sometimes it's 20, 30 degrees and we can do it for a half an hour, 45 minutes. And then we steer to come back again. Cool. Yeah. We want the entertainers and the athletes in the ocean show and in Blue Planet. We want them to be safe. And a lot of ships that are out there is that we have so many things on board to do, so many activities. You know, along with zip lines, flow riders, miniature go. I mean, we have so much to do. So many entertainment options, so many eating options. We have so many restaurants on board. Bars all over the place, many, many pools. So lots, we have, of lots of things. We have a lot of things. Yeah. So people never get bored. I mean, we're the only ships that I know of that has a full-size carousel, a merry-go-round, you know?
Our nickname on social media is I am joyful. So can we say after the journey, people will say I am joyful, right? I hope so. That's our goal. That's our goal. Are you joyful? If that happens, yes, of course I am joyful. Yes. Perfect. What are the real responsibilities and the requirements of becoming a captain of such a big ship? Well, experience is a great thing, a great part of it. I've been at sea now for coming up 48 years. I've been working on ships. 48? Yeah. Excuse me, how old are you? I just turned 65. Really? Yeah. You seem very much younger. Yeah. And wow. Yeah. That's what I keep telling my wife. I'm very much younger. So our followers are wondering about one thing, about the requirements of to be a captain. Is swimming mandatory? Swimming? Yeah, to know how to swim. Well, yeah, I mean, it always helps, you know, but the only time we ever want anybody to swim here is in the pool, so that's the whole thing. I grew up on the water. I grew up as a child, you know, I'm a great swimmer, and... but we have a lot of crew members that don't swim. We have a lot of guests that don't swim. It's not mandatory. Yeah, it's not mandatory. Not mandatory. So they were always wondering about that. Bu kocaman kruz gemisinin harika kaptanı Ron'la çok keyifli sohbet yaptık. Şimdi sohbetimizi sonlandırıyoruz. Başka sorularınız varsa bence onları alalım sosyal medyadan. Belki bir sonraki kruzda tekrar Ron'la buluşur, sorularımı sorarız. Evet, Ron'la, kaptanımız Ron'la geçen yıl buluşmuştuk. Bu yıl yine buluştuk. Biraz önce sözleştik. Önümüzdeki yıl yine buluşacağız diye. O da burada olduğu sürece, biz de hayatta olduğumuz sürece herhalde tekrar kruza gelmeye devam edeceğiz. O zaman gemi turumuza devam edelim. Burası aynı zamanda çocukların en sevdiği alanlardan bir tanesi. Çünkü burada kocaman bir atlı karınca var. Atlı karınca da yorulup eğlenen çocuklar sonrasında sosis de alabiliyor, dondurma alabiliyor, şeker dükkanında alışveriş yapabiliyor Boardwalk'ta. Altıncı katta bulunan Boardwalk, gemideyken sık sık uğradığımız yerlerden biri. Günün belli saatlerinde mini konserler, şovlar, eğlenceler izleyebildiğimiz, aqua tiyatrom ve birçok restoranın da bulunduğu, sosyalleşebileceğimiz Boardwalk, çocuklar için de çok eğlenceli. Kruz gemimizde okyanusa karşı havuz keyfi yapmak istedik ve hem büyüklere hem de çocuklara göre onlarca havuz, jacuzzi ve eğlencenin olduğu 16. kata geldik. Okyanusun ortasında denize atlamak istediğiniz o anlarda güzel bir havuz keyfine ne dersiniz? Hem siz için hem de bize çok sordunuz çocuklarımla gelince ne yapabilirim soruların cevapları için. İşte böyle 15-16. Kattaki havuzların keyfini çıkarabilirsiniz. Geminin güvertesinde gezintiye çıkıyor ve manzarayı seyre dalıyoruz. Öğle yemeği için geminin en güzel restoranlarından birine geliyoruz. Okyanusu seyrederek dünya mutfağından lezzetler tadıyoruz. Kruz seyahatlerinin bir diğer keyifli yanı da çok güzel insanlarla tanışmak. Hem bir kruz sever hem de onlarca kruz deneyimine sahip, 50 yılı aşkın süredir Türk mutfağını dünyaya tanıtmaya çalışan, Antep mutfağının UNESCO listelerine girmesine rolü çok büyük olan Ragıp Güzel Bey ile keyifli bir sohbet geliyor. Nasıl geçiyor gemi seyahati? Keyifli mi? Her zaman olduğu gibi telefonu kapatıyorum, kendi hayatıma takılıyorum, hiçbir şey düşünmüyorum, hep yarına bakıyorum. Plan esas ana şeyi çıkışı bu. Yatılı kaldığım kolejde açlıkla başlayan bir dönemden sonra gastronomiye olan ilgim
çoğaldı. Dolayısıyla hayatımın en büyük bölümünü hobinin ötesinde, yine esası hobi de ama kültürel adamda Türkiye'yi dünyaya ve başta Gaziantep olmak üzere tanıtmak için yaptığı çalışmalarım oldu. İşte çok şükür bugüne kadar geldik. Türk mutfağında balıktan tutun otlara, Akdeniz mezelerinden tutun diğerlerine, hepsini hemen hemen kendimce biraz da kendi şeylerimden kataraktan yapan bir süreçtir. Bu süreç zarfında 5 kitap oluştu. Şu anda 2 tane kitabım var. Birisi Hayatım, bu seyahatlerle ilgili. Diğeri ise Gaziantep mutfağının bu duruma gelmesindeki etken sebepleri, 2 yıldır araştırıyorum. Ben böyle ilk işte öğrenciyken aklıma gelen şey öğrenci evi makarnadır. Evet. Ama şimdi sizin burada bambaşka bir tadınız var. İlk yaptığınız yemek neydi? Alenazik. UNESCO Dünya Mirası'na Gaziantep mutfağının da hani onun koruması adlanılmasına da katkınız olmuş. Hatta Paris'te bir resepsiyona 950 kişiye yemek yaptığınızı duyduk. Ben önce bir Paris'e gittim. 950 değil, bize 400-450 kişi dendi. Türk kasap buldum, bakkallar buldum. Onların hepsinin yerini tespit ettim. Mutfak yerini tespit ettik. 450 kişi dedim ama bir şekilde birbirlerine haber ederler. Gelirler dedim, haberi olup olmayan. Biz ne yaptıysak 2 katını yaptık. Hakikaten de doğru çıktık. 920 küsür mü kişi miydi neydi, o civarda bir şey rakam. Ki bende şöyle bir his uyandırdı. Yanınızda malzeme varsa her yerde o yemekleri yapabilirsiniz. Mümkündür. İstanbul usulü patlıcan kebabı yaptık. Avustralya şeyi geçerken, Yeni Zelanda'ya giderken hepsi Allah demeye başladılar. Çünkü uzun da bir tur. Dolayısıyla 15 güne. Tabii Pasifik geçerken. Pozisyonlama yeni başlıyor. Tabii. Şeyi, Tazmanya canavarını gördük, şu kadar bir şey, ondan sonra. Sonra kebaba. İştahımızı açtı. Tek amacım var. Kendi ülkemi dünyaya tanıtma. Peki en favori rotanız neresi? Çok gitmişsinizdir. En çok huzur bulduğum yer Alaska. Balinalar, yunuslar yanından durmadan görüyorsun. Somonun bize ikram şekilleri. Helikopterle o buzulların üstüne gidiyorsun. Özel kıyafetler giyerekten. Böyle buzullar güneşten dolayı sivri sivri yalıyor. Bıçak gibi oluyor. Tabii. Siz gitmek çok zor değil mi orada? Gemi olmadan gitmek. Yok. O zaman şey diyebiliriz herhalde, bizi izleyen herkese en keyifli, en güzel gemi turlarından birini yaşamak istiyorsanız Karayipler Gemi için çok güzel bir başlangıç, sonrasını Alaska'ya. Biz de Tolga Rota'ya ekleyelim bence Alaska'yı. Bir de yemek arama şeyin yok. Bu iki nokta. Size hem dünya mutfağından hem Türk mutfağından farklı yemek isimleri söyleyeceğim. Aralarından hangisini tercih ettiğinizi bir kelimeyle o mu bu mu bize söyleyin, olur mu? Ekşili ayvalı taraklık mı, gulaş mı? Ya gulaş değil, Macar gulaşının nesi var Allah'ını seversen ya, Allah Allah. Ya, o zaman ekşili ayvalı taraklığı aldık ne? Peki beyran mı, risotto mu? Dediğine soruyorsun. Elbette beyran. Beyran. Elimize geçsek, yesek. Simit kebabı mı yoksa şinitzel mi? Ya boş verin, şinitzelle ne alakası? İkisinin piştiği alandaki kokuyu istediğin birinde burnuna çekersin, birinde de puf dersin. Peki tatlı olarak katmer mi yoksa royal cheesecake mi? Yani kavga çıkacak şimdi bu konuşmanın üzerine. Elbette ki katmer, çünkü onun içerisinde yeşil bir şey var. Bizim Antep'in boz fıstığı, kuş gözü denir. Sade ya, keçi sütünden yapılmış sahan kaymağı ve durum buğdayından açılmış yufka. Böyle onu özel açıyorsun ya otur gazetenin arkasından oku. İşte bu. O zaman biz böyle çok teşekkür ederiz keyifli sohbetiniz için. Buradan ben teşekkür ederim. Birlikte mutfağa gidiyor muyuz şimdi? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Geminin her yerinde farklı bir etkinlik var. Canlı müzik, renkli partiler, sanat etkinlikleri bunlardan sadece birkaçı. Canlı müzik eşliğinde dans etmek bizim favorilerimiz arasında. Ay Melchor, ay Gaspar.
marido al pasar. Quítale la tierra al camaján para que se pueda producir, que el mundo se pueda alimentar. No lo dejes morir. Mira que un guajiro en el campo. Gemide şovları, konserleri de izleyebileceğiniz yaklaşık 1500 kişilik tiyatro salonu bulunuyor. Muhteşem müzikaller, renkli gösteriler, tiyatroda sergilenen oyunlarla her akşam farklı bir etkinlikle tatilinizin keyfine keyif katıyorsunuz. Geminin içindeki buz pisti de renkli gösterilere sahne oluyor. Sanki şampiyonlardaki gala gecesi gösterilerini izliyormuş hissine kapılıyorsunuz. Hayatının en güzel yanı her sabah başka bir limanda uyanmanız. Bugün de bambaşka bir limanda, bambaşka bir ülkedeyiz. Porto Rico'nun başkenti San Juan'dayız. Porto Rico'da, San Juan'da neler var, hangi danslar meşhur, hangi sokaklarına gitmeli, neler yemeli, neler içmeli, hepsini önümüzdeki hafta ayrıntılı olarak yeni bölümümüzde izleyebilirsiniz. Porto Rico fotoğraflarımıza da keyifli hesabımızdan bakabilirsiniz. Bu bölümde kruz tatili nasıldır, gemiyle seyahat etmek keyifli midir? Sizlerle bunları paylaştık. Umarım çok keyif almışsınızdır. Eğer bu bölümün sonuna yetiştiyseniz YouTube'da Keyifliyim kanalımızdan da tamamını tekrar izleyebilirsiniz. Yeni rotalarda, yeni gemilerde, yeni denizlerde görüşmek üzere. Hoşça... Dur Tolga, dur. Durdum. Daha bölüm bitmedi. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte, bu defa Karayipler'de dünyanın en büyük gemilerinden biriyle 3 farklı Karayip Adası'nı gezeceğiz. San Tomas, Porto Rico ve Bahamalar. Önümüzdeki hafta Miray ve Tolga Rota'da, St. Thomas'ta dünyanın en iyi 10 plajından biri seçilen Megan Bay'i ve birçok plajı keşfedeceğiz. San Juan'ın eski şehrinde dar ve renkli sokaklarda kaybolacağız ve Bahamaların Coco Cay Adası'nda dünyanın en güzel su parklarından birinde çocuklar gibi eğleneceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.